Geleceğimiz için organik tarım, sağlıklı toprak, sağlıklı besin, sağlıklı insan. Yeşil Vadi Tarım'la Organik Yaşam Programı başlıyor. Yeşil Vadi Tarım ile Organik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün taban gübresinden bahsedeceğiz. Taban gübresini nerelerde kullanmalıyız, çiftçilerimize faydaları nelerdir, maliyetler nasıldır? Bu konularla ilgili detaylı bir konuşma yapacağız. Yayınımıza bağlanmak isterseniz 0212 709 58 çift 0 numaralı hatta arayabilir. WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz de 0545 964 1085 numaralı hatta gönderebilirsiniz. Yanımda Yeşil Vadi Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökbey var. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi öncelikle can suyum taban gübresi nedir? Bunu bir öğrenelim. Daha sonra detayları diğer sorularımızda öğrenebiliriz. Tabii ki. Can suyum taban gübresi adı üzerinde bir taban gübresi olarak üretildi. Kendi firmamızda kendi özel kimyacılarımız tarafından özel olarak geliştirdiğimiz, formülize ettiğimiz bir ürün. Çiftçilerimizin kullanımına sıvı olarak, sıvı formda olarak sunuyoruz. Can suyum taban gübresini çiftçilerimiz diğer toz taban gübrelerini kullandığı gibi ekim öncesinde tarlalarına holderleriyle atarak kullanabilmeleri hem daha kullanışlı bir formda hem de çiftçilerimizin maliyetini düşürebilecek bir formda bir gübredir. Ekim öncesi dedik. Onu birazcık daha açabilir miyiz? Yani mesela ne kadar zaman önce, nasıl? Bunların da detaylarını biz alalım. Biz taban gübremizi kullanırken ekimden 1-2 gün önce holderle tarlalarına normal aynı toz gübrelerinde kullandıkları gibi dönüme 2 litre gelecek şekilde, yani dekara diyelim 1000 metrekare alana 2 litre gelecek şekilde attırıyoruz. Ondan sonra üzerinden kaz ayağı dediğimiz bir makinayla geçip ertesi gün veya iki gün sonra ekimlerinin yapılmasını istiyoruz. Kullanım bu şekilde. Peki aynen, sadece evet. Tarla bitkilerinde mi kullanılıyor? Mesela bahçe bitkileri, seralarda bu tarz bitkilerde kullanabiliyor muyuz? Şimdi can suyum taban gübresi hem taban gübresi formunda hem de aynı zamanda kök gelişimini sağlaması için ekilen bitkilerin ona teşvik edecek bir formda üretilmiştir. Yani hem taban gübresi hem seralarda, bahçelerde dediğiniz gibi kullanılabilir. Damlama su ile verilebilir, yağmurlama su ile verilebilir. Bunlar bütün ekilen, dikilen, kök gelişiminin sağlıklı olmasını istediğimiz bütün bitkiler için kullanılabilir. Evet. Peki taban gübresi dedik, can suyum dedik. Bunun içeriğinden bahsedelim. Yani içeriği nasıldır? Can suyum taban gübresinin özelliği %15 organik maddeye sahip, içerisinde humik fulvik destekli, aynı zamanda da bitkinin ihtiyaç duyabileceği bütün makro ve mikro elementleri içeren, dediğim gibi bizim firmamız içerisinde özel formülize edilmiş bir üründür. Yani bitki toprağa ekildikten sonra bizim can suyum taban gübresiyle gübrelendirilmiş bir toprak ise bitki taçaklanmasını teşvik eden, kök yapısını daha kuvvetli bir hale getiren ve aynı zamanda da hastalıklara karşı daha dirençli bir ürün elde etmelerine yarayacak ilk adımdır. Yani bu aslında sıvı gübre gibi. Şöyle, bunu kullandığımız zaman saçaklanması, köklenmesini hızlandırıyor. Bitkinin hastalık ve zararlara karşı direncini de arttırıyor değil tabii mi? Tabii ki, aynen, aynen. Yani birçok faydası var. Evet. Peki bu can suyu taban gübresini bahsetmiştiniz ama birazcık daha detaylandıralım. Nasıl kullanmalı? Mesela 100 dönüm bir buğday tarlamız var bizim. Bunu kullanıcı kullanmak istiyor. Nasıl kullanması lazım? Şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi holder denilen bir traktörlerin arkasına bağlanan bir depo var. İlaçlarını çiftçilerimiz bununla atıyorlar. O ilaç makinesinin içerisine dekara, yani 1000 metrekare alana 2 litre düşecek şekilde ürünümüzü koyuyorlar suyla birlikte. O şekilde atıyorlar. Yani 100 dönüm alan içerisine 200 litre sıvı ürün kullanmaya, can suyum taban gübresi kullanmak gerekiyor. Yani 100 dönüm alan içerisine 200 litre can suyum taban gübresi kullanılması gerekiyor. Holderi kaç litre alıyorsa, örnek verelim 400 litrelik bir holderi var, 30 dönüme atıyorlarsa 30 dönüme 60 litre şeklinde periyotlar halinde kullanabilirler.
Şimdi evet, kullanıldığı zaman faydası mutlaka var ama daha çok çiftçilerimiz maliyetiyle ilgileniyorlar. Bu maliyet olarak nasıl bir tablo çıkıyor peki çiftçinin karşısına? Şimdi çiftçimizin zaten ilk dikkat ettiği hususlardan bir tanesi, ben bunu kullandığım zaman ne gibi bir fayda göreceğim, benim gelirime etki edecek mi, diğer kullanmış olduğum taban gübrelerini kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Evet. Bizim Cansuyum taban gübresini kullandıkları zaman diğer kullanmış oldukları taban gübrelerini kullanmaya gerek kalmayacaktır. Ama bir şartla, biz diyoruz ki Cansuyum taban gübresini kullanmadan önce eğer toprağınızın analizi var ise toprak analizinize göre ihtiyaç duyulan gübreleme sistemini öneriyoruz. Genelde uzun yıllardır kullanılan kimyevi ve toz gübrelerin kalıntısı toprakta kaldığı için gerek duyulmuyor. Yapılan analizler sonucunda aşırı derecede topraklarımızda fazla makro mikro elementler birikmiş vaziyette. Bizim taban gübresini kullandıklarında o biriken kalıntıları çözdürüp bitkinin alabileceği forma getiriyor. Dolayısıyla da bizim Cansuyum taban gübresini kullandıklarında diğer taban gübrelerini kullanmalarına gerek yok. Gelelim şimdi maliyetine. Bir dekar alan içerisinde sezon boyunca edecekleri masraf sadece 75 TL. Yani bu da çiftçimiz için gayet makul bir fiyat. Hatta bizim diğer gübrelerle entegre edilip kullanıldığında, örnek verecek olursak, Cansuyum taban gübresiyle başlayıp işte Mart, Nisan aylarında da üst gübresi şeklinde yeşil vade sıvı solucan gübresi ve NPK içeriğe sahip olan EGEM gübremizi kullandıklarında sezon boyunca harcayacakları para 250-300 TL arasında. Daha önce ne kadar harcıyordu çiftçimiz? Geçen yıla bakacak olursak, yani bu geçirdiğimiz sezona bakacak olursak, çiftçimizin ortalama maliyeti Türkiye genelinde yaptığımız araştırmaya göre 2000 liranın altına düşmüyor genel olarak. Yani biz bu 2000 lirayı otomatikmen 300 liraya düşürüyoruz. Çiftçimiz dekar maliyetinde 1700 TL kar ediyor. Bu da çok ciddi bir rakamdır yani. Evet. Ve aynı zamanda da hem organik bir üretime geçmiş oluyor, kendilerinin fark etmediği bir husus daha var. Cansuyum taban gübresi ve diğer bizim kullanacakları, entegre edecekleri gübrelerle birlikte topraktaki mikroorganizmaları ve bakterileri canlandırmış oluyorlar. Organik bir tarıma ilk adımlarını atmış oluyorlar. Bu vesileyle hem verim artışı hem de maliyet düşüşü, minimum %15'te verim artışı sağlıyorlar. Bunu bize ulaşan çiftçilerimize referans olarak Türkiye geneline, Trakya'dan tutun, işte Akdeniz bölgesine, doğuya, güneydoğuya kadar örneklendirebiliriz. Yayın öncesinde sizinle bir sohbetimizde ürünü kullanan bir üreticimiz mısır tarlasında, evet, oldukça yüksek bir verim sağladığından bahsetmiştiniz. Ondan da bahsedebilir miyiz? Evet. Ne kadar bir verim almış? Diyarbakır, Bismil ilçesinde, Göksu köyünde, Akif Güler adında kullanıcımız. Bir dekar sılajlık mısırda 2 gün önce biçimini yaptık dediler. Hatta yayına girmeden önce tekrar konuştum teyit etmek için. 3,5 metreyi bulduğunu söyledi silajlık mısırın boyunu ve 7 tonu aşkında verim aldıklarını söyledi. Bu ciddi bir rakamdır. Peki normalde yani ürünü kullanmadan önceki ölçümler nelerdi? Yani 2,5 metre civarında, 2-2,5 metre civarında silajlık mısır oluyor kendi bölgelerinde. Hatta biçer döverci arkadaş da aynen şu ifadeyi kullanmış. 10 yıldır ben biçer döver işi yapıyorum, böyle bir mahsul görmedim. Hatta bu arkadaşımızın, kullanan çiftçimizin telefon numarasını dahi verebiliriz yani referans olarak. Bölgedeki kullanmak isteyen, bilgi almak isteyen, nasıl kullandıklarını öğrenmek isteyen çiftçilerimizi dahi yönlendirebiliriz yani. Süper. Bir telefon bağlantımız var sanırım. Hatta hazırmış. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ben Ankara'dan arıyorum, Sincan'da. Ankara'dan arıyorsunuz. Buyurun, sorunuzu alabiliriz. Ya ben şimdi şöyle, hobi bahçesi tarzında iki dönüm bir yerim var.
Bu yan suyu taban gübresini damlama usulüyle nasıl verebilirim? Ne kadar vermem lazım? Hobi bahçeniz peki sera şeklinde mi, açık alan mı? Açık alan. Sebze mi üretiyorsunuz? Biber, domates, teferruk, soğan türü bir şey. Evet. Kimyevi gübre kullanıyor musunuz? Toz gübre kullanıyor musunuz bu alanda? Ya, kimyevi çok kullanmadım. Şimdiye kadar kullanma tarafında da değilim. Evet. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Yani bitkilerinizin gelişimini, kök gelişimini ve saçaklanmasını teşvik etmek için 15 günde bir 1 litre şeklinde kullanabilirsiniz. Tabandan? Damlamadan kullanabilirsiniz. Damlamadan. Üstten veya açıktan olarak sırf pompasıyla yapma olanağım var mı? Can suyum taban gübresini önermiyoruz ama Yeşil Vadi sıvı solucan gübresini üst gübresi olarak kullanabilirsiniz. Onu da 100 litre suya 500 cc şeklinde, yani 500 gram şeklinde kattığınızda onu üstünden verebilirsiniz. Anlaşıldı efendim. Teşekkür ediyorum. Başka da bir sorum yok. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hüseyin Bey, teşekkür ederiz bağlantı için. İyi günler dileriz. Evet, başka sorularınız varsa canlı yayına bağlanabilirsiniz. Tekrar numaraları hatırlatalım. 0212 709 58 00. WhatsApp hattımız 0545 964 1085. Evet Mehmet Bey, uygulamalarla ilgili de görüştük. Neden tercih edildiğiyle ilgili de bahsettik. Peki çiftçimizin maliyetini düşürdük dedik. Bunun örneklerini de verdik. Şimdi kullandığımız can suyumun içerisinde herhangi bir kimyasal olmadığından bahsettiniz. Peki biz bir ürünün kimyasal olup olmadığını nasıl anlarız? Yani ürünün kimyasal olup olmadığını çiftçimizin anlaması tabii ki zor. Hı hı. Yani ancak keskin koku, potasyum hidroksitle genelde üretildiği için bu ürünler aşırı keskin bir kokuya, yani insanı tedirgin eden bir kokuya sahip oluyor. Ancak o şekilde anlayabilirler. Onun dışında çiftçilerimizin anlaması biraz zor yani. Analizle ancak anlayabilirler. Burada şöyle bir, aslında sorunuzun içerisinde şöyle bir soru daha çıkıyor. Kendime pay çıkarıyorum daha doğrusu. Piyasada o kadar sahte ürün var ki. İnsanlar merdiven altı üreticilerden aşırı derecede gübre veya buna benzer şeyler alıp tüketmeye başlamışlar. O da sebebi şu, artan maliyetler tabii ki. Bunun için çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış, ruhsat verilmiş, izin verilmiş, çalışma onay belgesi verilmiş üreticilerimizden almaları gerekiyor. Maliyeti düşürmek adına gidip merdiven altı üreticilerden ürünler aldıklarında bir yıl boyunca emek verip ürettikleri ürünü maalesef harap ediyorlar. Bu sefer şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz biz de sahaya indiğimiz zaman. Gerek taban gübresi, gerek solucan gübresi veya diğer üretmiş olduğumuz gübreler, organo mineral sınıfına giren gübreler. Biz çiftçilerimizin yanına gittiğimizde işte biz böyle bir taahhütle geldik. Veriminizi artırıyoruz, maliyetinizi düşürüyoruz. Adam diyor ki dur kardeşim, ben aldım bu ürünü, kullandım, zararını gördüm. Kovalayacak neredeyse yani. Biz anlayıp dinleyene kadar işi, çiftçinin sinirini yatıştırana kadar yani ne haller çekiyoruz. Aldığı ürünü soruyoruz, etiket yok. Daha ürünün üzerinde etiket yok. Etiketi olsa dahi bakıyoruz, lisans yok, tescil yok, ruhsat yok. Hatta en son Antalya'da şöyle bir şeyle karşılaştık. Vakayla diyeyim artık karşılaştık. Bizim ürünümüzün satış piyasa değeri, perakende satışımız 750 TL. Çok pahalı dedi. Biz dedi işte falan yerden aldık. İşte Elmalı'dan dedi aldık. 500 liraya satıyor. Nasıl bir ürün dedim yani 500 liraya. Bizim bidon maliyetimiz neredeyse 250-300 liraları buluyor yani içine daha doldurmadan. Ürünü getirdi, üzerinde etiket yok. Ve ürün merdiven altında üretilmiş, potasyum hidroksitle çözdürülmüş, içerisinde humik fulvik ilave edilmiş, melas ilave edilmiş bir ürün. Bidonunu dahi adam kimyasal gübreleri kullanıldıktan sonra atılan, çöpten alınmış, onun içerisine doldurup onu satıyor 500 liraya. Ondan sonra diyor ki çiftçimiz de 500 liraya ben ürün buldum. Çiftçimizin de dikkat etmesi gereken hususlar var. Şimdi ne olduğu bellisiz ürüne 500 TL veriyorsunuz, yarın öbür gün bizim ürünümüzü kullanıp da herhangi bir zarar görürseniz karşınızda muhatap var. Evet. Bir firma var.
Bunlara çok dikkat edilmesi gerek. Aslında evet, daha önceki programlarda da bunu çok değindik. Evet. Ürünü almadan önce bakanlık onaylı mı, lisanslı mı, tescili var mı, her şeye bakmak lazım. Çünkü sonuçta yani çiftçi ekmeği nereden yiyor? Tarlasından, bahçesinden yiyor. Yani onu riske atmak çok büyük risk. Aslında şöyle, bir de on maliyeti 750 TL dediniz, hani fiyatı zikrettiğiniz için ben zikrediyorum. Aslında kullanıldığı, yani dekara kullanılan orana bakıldığı zaman oldukça az bir oranla, yani tabii, maliyeti düşük bir şekilde ilerliyorsunuz. Çiftçimiz şimdi bidon maliyetini söylediğimizde o pahalıymış gibi geliyor ama dekar maliyetine indirdiğimiz zaman 75 TL'ye düşüyor. O zaman zaten anlaşabiliyoruz. Ya benim bunu dekara maliyetim ne olacak diyor, 75 TL. Ya bütün sezon boyunca, evet bütün sezon boyunca. Yani diğer gübrelerle birlikte kullandığınızda, kendi üretmiş olduğumuz gübrelerle birlikte kullandığınızda toplamda 300 lirayı, sezon boyunca 300 lirayı geçmeyecektir sizin maliyetiniz. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Bunlar açık alan tarla bitkileri için geçerli. İşte arpa, buğday, yulaf, ayçiçeği, kanola gibi ürünler için geçerli. Sera, bahçe, meyve sebze yetiştiricilerinde bu fazlalaşabiliyor. Evet. Mehmet Bey, bir telefon bağlantımız daha varmış. Evet, Kayseri'den Ahmet Bey. Ahmet Bey, buyurun. Hayırlı günler, kolay gelsin teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz, buyurun. Allah'a emanet. Benim bir elma bahçem var. Evet. Ağaçların üzerinde demir gübre kullanıyoruz. Kuruma başlıyor. Evet. 5 yıldır da demir kullanıyorum. Damlama usulü bahçem. Yalnız bu gübreden de hiç kullanmadım. Nasıl kullanmam lazım? Bir bilgi edinmek isterim. Tabii, buyurun. Demir gübre mi kullanıyorum dediniz, tam olarak anlayamadım. Evet, evet, demir gübre kullandım 5-6 yıldır ama o sararma, ağaçların üzerindeki kuruma hiç gitmedi. Peki demir gübreyi ne için kullanıyorsunuz? Toprak analizinizde herhangi bir demir eksikliği mi çıktı? Neye göre kullanıyorsunuz veya kim tavsiye etti bunu? Onu da Mehmet Bey, gelen mühendisler söyledi. Hiç de bir toprak tahlili yaptırmadık, analiz. Abi isim neydi, kusura bakmayın? Ahmet Bey. Kılıçlı. Ahmet Bey. Şimdi buyur, ben size şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi herhangi bir yerimiz ağrıdığında, sancılandığımızda biz doktora gitmeden eczaneye gidip de rastgele bir ağrı kesici alamıyor isek, toprak analizi olmadan da ezbere demiri eksik, çinkosu eksik, fosforu eksik, şunu eksik, bunu eksik demek yanlış. Evet. Önce toprak analizinizi alacağız. Sizin ağacınızın, toprağınızın ihtiyaç duyduğu makro elementler, mikro elementler veya organik madde, toprağınızdaki eksiklik neler ise biz ona göre size reçete yazacağız. Ondan sonra sizin ağacınızın eksikleri neyse, veriminizi artırmaya yönelik neler gerekiyorsa ona göre bir uygulama önereceğiz. Ama evet, şifaen size şunu söyleyebilirim. Buyurun inşallah. Şimdi sezon bitmek üzere. Önümüzdeki sezon ağaca su yürüme zamanında, çiçeklenme öncesinde, çiçeklenme sonrasında ve meyve tutumunda bizim ürünleri kullandığınızda hem diğer kullanmış olduğunuz ürünleri %50, minimum %50 toprak analiziniz olduktan sonra bunu düşürebilir veya daha çıkarabiliriz. Onu görmeden bir şey söyleyeyim. Şu anda sadece şifaen söylüyorum ama bu zamana kadar yapmış olduğumuz önerilerde herhangi bir sorun yaşamadık. Hem sizin gübre maliyetlerinizi düşürmüş olacağız, hem de veriminizi artırmış olacağız. Evet. Damlamanız varsa zaten kullanımınız da kolay olacaktır. Dekara her kullanımda 2 litre, minimum 2 litre şeklinde kullandığınızda güzel bir sonuç elde edersiniz. Toplamda kaç dönüm yeriniz var? 7 dekar yerim var efendim. Evet. Başka bir sorunuz varsa alalım. Sadece ağaçlarda böyle bir sıkıntı var. Başka sorunumuz yok. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Mehmet Bey, toprak analizinden konu açılmışken onun üzerinde de değinelim. Bir ürünü yetiştirmeden önce tabii ki de ürünü neyi besler? Toprak besler. Toprağın içindeki elementler de çok önemlidir. Yani analizin önemini bir kere daha vurgulayabilirsek burada daha bir aydınlatalım. Analizin önemini bizzat şu anda Antalya Demre ilçesinde yapmış olduğumuz çalışmayla size özetleyeyim. Geçen yıl yapmış olduğumuz, hatta 4 senedir yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı büyük bir güven elde ettik biz. Antalya bölgesinde gerek işte Diyarbakır, Güneydoğu, Trakya bölgesinde dahil. Bizi tanıyan çiftçilerimiz sağ olsun bize güveniyor. Biz de diyoruz ki bu güveninizi taçlandıralım.
toprak analizinizi bize gönderin, biz yorumlayalım. Gereksiz gübre kullanımından sizi uzaklaştıralım. Geçen yıl başarı elde ettiğimiz seralardan bir tanesinde, hatta ismini de vereyim, Ömer Karakehya diye bir abimiz dedi ki benim seralarımda hiç gübre kullanmadan üretim yapabilir miyiz? Ben dedim ki toprak analizinizi alalım, gönderelim. Gelen cevaba göre yorumlarız. Toprak analizini gönderdiğimizde çok güzel bir sonuç çıktı. Organik madde miktarı 3'ün üzerinde bu zamana kadar ilk defa rastlıyorum. O da uzun yıllardır seralarda kullandıkları büyükbaş hayvan gübresi, ferment olmuş büyükbaş hayvan gübresi kullandıkları için her sene organik madde miktarı yüksek. Bu da bitkilerin kullanılan gübreleri alabilecek formda olması demektir. Her sene ezbere kullanılan kimyasal gübrelerden dolayı aşırı derecede toprakta birikme olmuş bir yandan da. Yani neyine baksak fazla çıkıyor. Sadece azot miktarı orta düzeyde, onu da biz zaten üretmiş olduğumuz gübrelerin içerisinde azotobakteri olduğu için biz azotu da doğal yoldan vermiş olacağız. Peki bu ne demek? İşte toprak analizi bize şöyle bir şey söyledi. Geçen yıl dönüme, yani 1000 metrekare alana harcamış oldukları para 10 bin liraydı. Otomatikmen bizim ürünleri kullandığında bu sene, yılın sonunda, hatta Çiftçi TV ailesiyle de gidip orada özel olarak canlı yayın yapmak istiyoruz. 2000-3000 lira gibi bir rakama düşecek. Hem kalıntısız, %100 organik bir üretim yapmış olacak, hem de parasını boşu boşuna gübrelere harcamamış olacak. Mehmet Bey, kısa bir aramız var. Aradan sonra bu konuya devam edelim. Çünkü önemli. Hani doğal olarak yapılan bütün işlemler bizim için artık gerçekten çok önemli. Konuya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Hoşçakalın. Geleceğimiz için organik tarım, sağlıklı toprak, sağlıklı besin, sağlıklı insan. Yeşil Vadi Tarım'la Organik Yaşam Programı devam edecek. Geleceğimiz için organik tarım, sağlıklı toprak, sağlıklı besin, sağlıklı insan. Yeşil Vadi Tarım'la Organik Yaşam Programı devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Mehmet Bey, analizden bahsediyorduk, toprak analizinden bahsediyorduk. Buyurun, sizi dinleyelim. Evet, yani az önce de bahsettiğimiz gibi tekrar üzerinden geçecek olursak, çiftçilerimizin aslında maliyetlerini düşürmesi ve verimlerini artırmaları için toprak analizi şart. Az önce yayına bağlanan çiftçi abimizin de sorduğu gibi, ona da verdiğimiz cevap gibi, yani daha doğrusu rastgele gidip bir eczaneden ağrı kesici alamıyorsak veya işte herhangi bir şey yapamıyorsak doktorumuza muayene olmadan, toprağımızın analizi olmadan da herhangi ezbere gidip de şunu önermek pek doğru bulmuyoruz. Bunun sebebi de yani çok fazla saha deneyimi olmayan, ellerindeki bulunan gübre ve ilaçları satmaya yönelik, tabii ki yani tenzih ediyorum, iyi çalışan, dürüst çalışan çiftçimizin yanında olan bayilerimizden kastetmiyorum. Ama buna benzer çalışmaları yapan kişiler yanlış yapmış oluyorlar. Buradan sizin aracılığınızla da onlara da sesleniyoruz. Yani çiftçilerimizin topraklarını analiz yaptırmaya yönelik çalışmalar yaparsak hem çiftçimiz kazanacak, hem biz kazanacağız, hem de ülke kazanacak. Yani şu zor bir süreçten geçiyor ülke. 1 kilogram fazla buğday üretsek, elma üretsek, domates üretsek, bu bizim ülkemiz için fayda sağlayacaktır yani. Ekonomi için çok çok faydalı olur, yani, çok çok avantajlı olur. Kesinlikle yani. Çiftçilerimiz de şundan, aslında toprak analizinin çok yüksek paralara tekabül ettiğini düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Buradan da onu söyleyelim. 300 ila 500 TL arasında laboratuvara göre, yapan laboratuvara göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Yani alacağınız toprak analizi size maliyeti 10 dönüm bir yeriniz veya 100 dönüm içinde aynı, tek tarlalardan bahsediyoruz. 100 dönüm bir tarlanın 3 farklı yerinden 15 santim altından alıp göndereceğiniz toprak analizinin size maliyeti, hadi üst limit 500 lira diyelim. Yeni yaptırdım ben, 400 liraya yaptırdım yani. Yani ya bu da, bunlar çok büyük maliyetler kesinlikle değil. Kesinlikle yani çok büyük maliyetler. Bir kere yapılan bir çalışma. Kesinlikle. İyi bir firmaya yaptıracakları toprak analizi 100 dönümlük tarla için, hatta 10 dönümlük tarla için, belki onları
20 bin liralık bir masraftan kurtaracak. Kesinlikle. Yani. Mehmet Bey, canlı yayın bağlantısı için tekrar telefonları hatırlatmak istiyorum. Sorularınız varsa 0212-709-5800 WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz 545-964-1085'ten bütün sorularınızı iletebilirsiniz. Bir tane sorumuz geldi. Balıkesir'den İsa Keskin. 8 dekar 10 yaşına ceviz bahçesi varmış. Can suyumu nasıl uygulayabilirim? Şimdi can suyum Balıkesir'den mi dediniz? Evet, Balıkesir'den. Şimdi sezon dediğimiz gibi bitmek üzere. Şu an meyveler silkilmeye başlandı. Önümüzdeki sezon için kullanımlarını anlatacak olursak, can suyum taban gübresine eğer yağmurlama veyahut da işte damlama suyu varsa dönüme en az 2-3 litre gelecek şekilde su yürüme zamanı, ağaca su yürüme zamanında çiçeklenme ve sonrasında ve meyve tutumunda kullanabilir. Hı hı. Eğer şimdi kullanmak istiyorsa ağaçta saçaklanma ve sürgünü teşvik eder şimdi de. Kışa rahat bir geçiş sağlamış olur. Şu anda yani 1-2 litre verirse yeterli gelir yani bir kere de. Onu söylemiş olalım. İlkbaharda bizle iletişime geçerse daha sağlıklı bir görüşme sağlarız. Hatta biz sürekli sahada olduğumuz için Balıkesir'de de çoğu zaman bulunuyoruz. Bahçesinde ziyaret edebiliriz yani. İsa Bey'in telefon numarasını alalım o zaman. Evet. Yayın sonrasında biz kendisine de ulaşabiliriz. Tabii. Bir telefon bağlantımız varmış. Evet, Cemil Çolak Balıkesir'den arıyor. Cemil Bey merhaba. Merhaba. Buyurun, sizi dinliyoruz. Organik sertifikalı ürün yetiştiriyorum ben. Ceviz, ondan sonra domates, biber hepsinden yetiştiriyorum. Ama cevizlerin yaprakları komple benim şu anda sarardı. Yani kuru verdi birden. Evet. Kullanmış olduğunuz ilaç var mı peki? Şu son dönemde atmış olduğunuz ilaç var mı? Hayır, zaten organik tarım yapıyoruz ya sertifikalı olarak. Suyu, ya şimdi görmeden herhangi bir şey söyleme şansımız yok. Ama birden yapraklar sarardıysa muhtemelen fazla sulamadan da olabilir. İlaç veya fazla gübre de vermedim diyorsunuz. Görmeden herhangi bir şey söylemek çok zor Cemil Bey. Fazla sulama yaptıysanız ondan dolayı da suya çarptırmış da olabilirsiniz. Kök çürüklüğü de yapmış olabilir. Yani siz bize eğer toprağınızın, bitkinin ve bitkinin kökünün fotoğrafını böyle bir tanesini çekin gönderin. Domates, sebze yetiştirdiğiniz için onları söylüyorum. O zaman daha yardımcı olabiliriz size. Bu, bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Köyümüzde aşağı yukarı 20 bine yakın ağaç var, ceviz ağacı var. Bunların bir kısımlarında oldu bu olay, bir kısımlarımızda olmadı. Yani dediğim gibi yani şimdi ezbere bir şey söylemek çok zor. Olan bölümle olmayan bölüm arasında sulama nasıl yapılıyor, ilaçlanma nasıl yapılıyor, gübreleme nasıl yapılıyor, yani toprağın yapısı nedir, onları bilmediğimiz için size bir şey söyleyemeyiz. Ama siz bize oraların fotoğrafını çekip gönderirseniz, işte ağacın nasıl olduğunu, toprak yapısını ve kullanmış olduğunuz gübre ve ilaçların fotoğraflarını gönderirseniz kullanım periyoduyla beraber, biz size o şekilde yardımcı olabiliriz. Yani görmeden bir şey söylemek şu anda imkansız. Başka yardımcı olabileceğimiz konu varsa buyurun. Ya şimdi ben bir de aynı zamanda hayvanlarımı, onlara da işte bitki ekiyorum. Mesela buğday, arpa, onlara da kullanılıyor mu sizin ürünleriniz? Bütün tarla, açık alan tarla bitkileri, seralar, meyve bahçeleri için kullanılabilir. Cemil Bey, başka sorunuz var mı? Ya sizle nasıl iletişim, bu gübreyi nasıl kullanabilirim, o yüzden şey yapayım. Numaranızı biz alıyoruz, yayından sonra size ulaşacağız. Yeşil Vadi Tarım olarak size ulaşılacak. Tamam mıdır Cemil Bey? Teşekkür ederiz, iyi günler. Şimdi Mehmet Bey, canlı yayına da bağlanılıyor, herkes sorularını iletiyor. Fakat biz Yeşil Vadi Tarım olarak ürünlerinize Türkiye'nin dört bir yanından alacağımızla ilgili bilgi edinmiştik. Biz bayilik ağınızdan birazcık bahsedebilir misiniz? Bayilik olarak nasıl sizlere ulaşabiliriz? Yani firma telefon numaralarından bayilik almak isteyen ziraat bayilerimiz bize ulaşıp
hangi bölgede bayilik yapmak istediklerini söylediklerinde eğer o bölgede distribütörümüz varsa onlara yönlendiriyoruz. Eğer yoksa da bayilikleri bizzat biz kendimiz verebiliyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimiz herhangi bir bay veyahut da işte başka bir yerden almaksızın direkt bizimle iletişime geçip bizden almak istiyorlarsa gerek web sayfamızdan gerek 545-595-4040 numaralı hattımızdan bizi arayarak bize sipariş verebilirler. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük e-ticaret marketlerinde mevcutuz. Hatta gururla söyleyebiliriz en çok satan firmayız bu konuda. Trendyol'dan, Hepsi Burada'dan rahatlıkla alışverişlerini yapabilirler. Bize bu konuda çok telefon geliyor bahsettiğiniz gibi. Zirai bayilik yapan arkadaşlarımız bayilik yapmak isterlerse şartlarımızı konuşup anlaştığımız takdirde her bölgeye bayilik verebiliriz. Evet, bayilik almak isteyenler Yeşil Vadi Tarım'a ulaşabilirler. Web sitesinden, Instagram'dan, Facebook'tan ve telefon numarasına ulaşabilirler. Bir telefon hattımız varmış. Evet, hattımız düşmüş. Tekrardan bir bağlantımız daha olacak. O gelene kadar. Şimdi Mehmet Bey, bu can suyu mu? Biraz önce de bahsettik ama tekrardan değinelim. Tek başına kullanabiliyorduk değil mi? Kimyasallarla hiçbir şekilde beraber kullanmaya gerek yoktu. Evet, şimdi az önce ki bahsettiğimiz konuya aslında tekrar vurgu yapmamız gerekecek. Evet, işte o yüzden toprak ben de toprak analizi var ise biz çiftçimizin ne kadar alanda ne kadar bir gübre kullanması gerektiğini o zaman daha rahat söyleyebiliriz. Belki de bizim gübremizi dahi kullanmalarına gerek kalmayacak. Bu nasıl olur? Zaten üretim yapan çiftçilerimizin %99'u köyde ve aynı zamanda da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ben onlara kısa bir formül daha vereyim. Hem de bedava. Hiçbir para harcamadan kendi gübrelerini kendileri yapsın. Büyükbaş, küçükbaş hayvan gübrelerini fermente ederek ama burada parantez içerisinde tekrar söyleyelim. Fermente ederek yani herhangi bir yerde yığın yapıp onu 2-3 defa 3 ay içerisinde 2-3 defa aktarıp içerisindeki zararlı bakterilerden ve yabancı ot tohumlarından kurtarıp onu tarlalarına attıklarında zaten otomatikmen taban gübresi kullanmış oluyorlar. Ve topraklarındaki organik madde miktarını bir puan dahi artırmış olsalar bu %10'un üzerinde bir verim artışına neden oluyor. Yani herhangi bir gübre kullanmaksızın sadece topraktaki organik maddeyi %1 oranında artırsalar %10 verim artışına tekabül ediyor yani. Toprak analizinde gördüğümüzde kullanmaları gereken miktarları biz onlara anlatırız. Belki 2 litre diyoruz şimdi, belki 1 litre kullandıracağız, belki hiç kullandırmayacağız. Üst gübresi çıktığında da, üst filizlenme, çimlenme başladığında da o zaman diğer kullandıracağımız taban gübrelerinin dışında üst gübrelerini kullandırdığımızda %90 hem gübreden kar etmiş olacaklar, minimum %15 de verim artışından kazanmış olacaklar. Bir telefon bağlantımız daha var. Evet. Alo. Mehmet Bey, Yozgat'tan. Merhaba Mehmet Bey, buyurun. Ya ablacığım, ben Mehmet Bey'e canlı konuşmak istiyorum ya. Tabii buyurun. Buyurun, dinliyorum sizi Mehmet Bey. Selamün aleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam, hayırlı günler, buyurun. Ben Yozgat'tan arıyorum. Çiftçilik yapmaktayım. Evet. Yalnız benimki kuru tarım ve arpa, buğday, pancar üzeri. Evet. Ben bunu... Sizin dediğiniz can suyu taban gübresini kullanıp da istifadem olur mu? Hem verimden hem maliyetten. Maliyetten zaten az önce de bahsettiğimiz gibi dekar maliyetiniz sadece 75 TL. Diğer atmış olduğunuz gübrelerden %90 daha kar etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda ekeceğiniz buğday, pancar gibi ürünlerinizin saçaklanmasını, köklenmesini teşvik ediyor. Bu da size otomatikmen verim artışında da fayda sağlamış oluyor. İlkbahar döneminde kullanacağınız gübreler var ya. Evet. O gübrelerden de ayrıyeten %50 tasarruf edip diğer bizim üst gübrelerden kullandığınızda minimum %15 verim artışı sağlamış oluyorsunuz. Minimum. Evet. Şimdi ben şöyle diyorum, size bir sorum olacak. Ben şimdi mesela taban gübresi kullanıyorum, kimyevi gübre. Evet. Diyelim dekara 20 kilo veriyorum. Sizin bu can suyu gübresinden kullansam, öbüründen de 10 kiloya düşürsem
bir ziyanı olur mu ya da bir istifadem olur mu, bu bir zarar olur mu? Gübreye herhangi bir zararı olmaz. Kullanabilirsiniz. 20 kilo atıyorsanız 10 kiloya düşürmeniz %50 tasarruf demektir. Hatta evet, biz az önce yayında da bahsettiğimiz gibi toprak evet, analizi yapar gönderirseniz toprak evet, analizinize göre belki 5 kilo kullandıracağız, belki de hiç kullandırmayacağız. Boşu boşuna gübre atmış olmayacaksınız yani. Ben toprak analizini size mi göndereceğim? Toprak analizini bizim size yönlendirdiğimiz bir tane firma var. Oraya kargo ile gönderiyorsunuz. Bir evet, hafta içerisinde sonuç çıkıyor. Veyahut bir da, hafta içerisinde. Bir hafta içerisinde. Veyahut da bulunmuş olduğunuz Yozgat'ta, muhtemelen orada zaten biz araştırmasını yapıp size oradan da yer bulabiliriz. Bulunmuş olduğunuz yerde de yaptırabilirsiniz. Tamam. Tamam, ben sizinle devamlı irtibatta olacağım. Tamam, siz telefon numaranızı bırakırsanız bizim arkadaşlar sizinle iletişime geçer. Bıraktım. Tamam, iyi günler dileriz. Çok teşekkür ederiz, iyi günler dileriz. Evet, aslında taban gübresi kullanılan çiftçilerimiz tarafından kullanılan bir şey olmasa rağmen yeni keşfedilen bir şey de yani. İnsanlar taban gübresini de merak da ediyor. Aslında şöyle bir durum var. Şimdi sıvı karşım taban gübreleri yeni yeni gün yüzüne çıkmaya başladı. O da sebebi şu, artan gübre maliyetlerinden dolayı çiftçilerimiz arayış içerisine girmeye başladı. Biz mesela 6 yıldır aktif bir şekilde sahada çalışıyoruz. Gübre fiyatları artmasa bizim farkımızda bile belki olmayacaktı çiftçilerimiz. Evet. Bu aslında yeni bir şeye vesile olmuş oldu. Hem topraklarını kirletmemiş oluyoruz fazla gübrelerden dolayı. İhtiyaç duyduğu kadar yine gübre vereceğiz. Ayrı, yine söyleyecek olursak, toprak analizini gördükten sonra çiftçilerimize asıl uygulamayı yaptırmış olacağız. İhtiyacı kadarını vereceğiz. Peki biz kimyasal gübreyi fazla attığımızda ne olur? Eğer ihtiyacının dışında gübre kullanıyorsak, toz gübreler muhteviyatı gereği kireç ve tuzla birleştirilmekte. Fazla atılan kimyevi gübre otomatikmen topraklarda aşırı derecede kireçlenme ve tuzlanmaya yol açıyor. Bu da otomatikmen çorak topraklar çıkmasına vesile oluyor. Ondan sonra da hem kireçle mücadele, tuzla mücadele, bitkinin alabileceği forma getirip veyahut da işte kullanılan gübrenin tamamını zaten alamadığı gibi bu sefer bitkiye nasıl çektireceğimizi, bitkiyi hastalıktan nasıl kurtaracağımızı çiftçilerimizle ona çalışıyoruz yani. Zamanımızı bu sefer toprağa iyileştirmeye çalışıyoruz. Her geçen sene biz topraklarımızı bir adım daha ileriye götürüp organik madde miktarını ve verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağımız yerine hastalıkla nasıl mücadele edeceğiz onunla uğraşıyoruz. Biz Türkiye çiftçileri ve aynı zamanda Türkiye içerisinde üretim yapan gübreciler olarak doğru üretim yapacağız. Bir, çiftçinin yanında olacağız. Satış ikinci planda olacak. Evet. Çiftçimiz yoksa biz de yokuz zaten. Evet, zaten bizim Yeşil Vadide Tarım'ın sloganı neydi? Tarımın geleceği. Bunu evet, konuşacağız ama öncesinde bir telefon bağlantımız var. Evet, Konya'dan Hacı Bayram Bey. Buyurun, merhaba Hacı Bayram Bey. Alo. Alo. Merhaba, buyurun. Merhaba, iyi günler. Sizi dinliyoruz. Konya Kulu'dan arıyoruz. Hacı Bayram Peştepe, Ziraat Odası 2. Başkanıyım. Yeşil Vadinin ürünlerini kullandım. Kulu bayinizden aldım. Hı hı. Pancarımda ve mısırımızda çok güzel sonuçlar elde ettik. Öncelikle Mehmet Bey'e bu konuda teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Bu kadar kaliteli ürünler sunduğu için ve buradaki bayisine de bu vesileyle de teşekkür ediyoruz. Daha önceden ne kadar, yani farkınız nasıl oldu? Yeşil Vadide Tarım ürünlerini kullanmadan önceyle kullandıktan sonraki aradaki farkı bize anlatabilir misiniz? Yeşil Vadide'yi kullanmadan önceki pancar gelişiminde, yaprak gelişiminde düşüklük vardı. Aynı şekilde mısırda da şöyle söyleyebilirim. Tabii ki biz kimyasal kullanmıştık. Kimyasallara istinaden bu ürünü kullandığımız zaman Yeşil Vadide'nin sıvı solucanlı bitkilerde çok kısa zamanda artı değişiklikler oldu. Gözle görülebilir bir şekilde. Teşekkür yani, ederiz. Sonsuz memnunuz. Ciddi anlamda böyle kaliteli ürünler ürettiği için de Mehmet Bey'e de Yeşil Vadide'ye de teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar da kullanacağız. Hacı Bayram Bey, biz de teşekkür ederiz. Sizin aracılığınızla Konya bayimiz Hamit Bey'e de teşekkür ederiz. Güzel çalışmalar yapıyor orada.
Bölgede çiftçilerimiz de Kulu'da HMT Tarım'dan ürünlerimizi bulabilirler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Mehmet Bey, evet, telefon bağlantısını önce ne demiştik? Bizim Yeşil Vadi Tarım olarak bir sloganımız var demiştiniz. Neydi? Tarımın geleceği. Bu konuyla alakalı olarak birkaç sizden bilgi alabilir miyiz? Yani bizim mottomuz tarımın geleceği. Yani tarımın geleceği demek topraktaki, az önce de bahsettiğimiz gibi, şimdi belki çiftçilerimiz diyecek sürekli aynı şeyi tekrarlıyor. Biz bunu tekrarlamak zorundayız ki çiftçilerimizin de kulağına küpe olsun. Eğer toprak analizi olmadan, topraktaki organik madde miktarı olmadan tarımın geleceği söz konusu olamaz. Evet. Biz Yeşil Vadi Tarım olarak tarımın geleceği için yapmış olduğumuz çalışmalarda gerek üniversitelerde, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla, gerek herhangi bir ilin, herhangi bir ilçesindeki köyde çağırdıklarında orada herhangi bir beklenti içerisinde olmadan nasıl sürdürülebilir bir tarım yapılması gerektiğini ve tarımın geleceği için neler yapılması gerektiğini şirket olarak elimizden geldiğince yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu da el birliğiyle oluyor. Sadece burada parayı, kazancı düşünmeyeceğiz. Aynı zamanda çiftçilerimiz için, toprağımız için yapılması gereken ne varsa firmalar olarak elimizi taşın altına koyup tarımın geleceği için çalışmamız gerekiyor. Bir de üniversitelerle beraber anlaşmalarınız var, devam ediyor. Seminerler, konferanslar, bunlarla ilgili de birkaç bilgi alabilir miyiz? Şimdi birkaç üniversiteyle işbirliği içerisindeyiz. Hatta en son yapmış olduğumuz toplantıda da tarımda kullanılan pestisit ilaçların, yani zehirlerin kaldırılması derken şöyle, doğal yolla mücadele edilebilir mi? Onun arayışı içerisine girdik ve aslında ilk adımımızı atmış olduk. Doğal bir pestisit üretmeye karar verdik. 3-4 tane üniversite işbirliği içerisindeyiz. Teknopark, hatta Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknopark bölümünde, kampüsünde yapmış olduğumuz toplantıda üretilen uçucu yağlardan, tamamen uçucu yağlardan oluşan zararlılarla, tarla ve sera zararlılarıyla, işte bu beyaz sinek, kırmızı örümcek, trips gibi böceklerle nasıl doğal yoldan mücadele edilebilir diye hocalarımızla birkaç tane büyük, önde gelen, bu işe kafa yormuş, dirsek çürütmüş önemli profesörlerimizle bir çalışma içerisine girdik. Bu yıl itibariyle de önce serada gözlemlemeye başladık, kullanılmaya başladı. Yıl sonunda inşallah netice alırsak bunu da gururla Türkiye çiftçimize duyuracağız. O zaman tarımdaki bu kalıntı, zehirlenme olaylarının önüne geçmiş olacağız. Çünkü özellikle seralarda yetiştirilen sebzelerde kalıntı madde miktarı yüksek çıktığında ihracata giden mallar tekrar dönüyor ve iç piyasada satılmak zorunda kalıyor. Biz bunların önüne geçmiş olacağız. Ve iç piyasada da artık hastalıkların %90'ına baktığınızda aslında topraktan geliyor. Evet. Doğal beslenmediğimiz için. Toprağımızı onarırsak, ilaçsız bir üretim yaparsak bu sefer hastalıkları da azaltmış olacağız. Bu obeziteye kadar gidiyor yani. Üniversitelere de böyle doğal bir mücadele içerisine girdik yani. Evet, çok güzel. Yani aslında bir nevi hem sosyal sorumluluk projesi hem kesinlikle geleceğe dönük birçok, yani gelecek nesiller için oldukça faydalı çalışmalar bunlar. Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Daha sizden çok çok güzel haberler alıp zaten program devam edecek. Yeşil Vadi Tarım'la organik yaşam programlarımızda zaten devamlı olarak yeni yeni konulara değineceğiz. Çok teşekkür ederiz. En son söylemek istediğiniz bir şey varsa programı kapatabiliriz. Ben teşekkür ederim. Buradan çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Bizimle iletişime her zaman geçebilirler. Sadece ürünler hakkında bilgi almaları dışında, işte topraklarının yapısı, analize nasıl gönderirler, ne yapılması gerekiyor, yetiştirdikleri bitkilerin gelişimi hakkında, doğru gübreleme, doğru sulama nasıl yapılır, onlar hakkında da bizi istedikleri zaman arayabilirler. Biz çiftçimizin sonuna kadar yanındayız. Sürdürülebilir bir tarım için
tarımın geleceği için Yeşil Vadi diyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ben teşekkür ederim. Yeşil Vadi Tarım'ın telefon numaralarını tekrar hatırlatmak bugün taban gübresiyle alakalı olarak bir konuşma yaptık Mehmet Bey'le. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili birçok örneklerle beraber açıkladık ne olduğunu, çiftçimize faydaları ve maliyetin nasıl olduğu ile ilgili birçok bilgi verdik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Geleceğimiz için organik tarım, sağlıklı toprak, sağlıklı besin, sağlıklı insan. Yeşil Vadi Tarım'la Organik Yaşam Programı sona erdi.